Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Kısaca kendimden bahsedeyim biraz. İsim Ali Saltan. Birileri geldi galiba. Evet, bitirebiliriz. Ben de fotoğraf üretiyorum. Buradaki herkes gibi. Ya da ilgileniyorum fotoğrafla doğrudan. Yaklaşık 20 yıldır fotoğrafla birebir ilişkim var. Sesim oraya geliyor mu? Biraz daha yüksek tonla konuşayım. Tamam. Sosyoloji çıkışlı bir fotoğrafçıyım. Yani alaylı bir fotoğrafçıyım. Sosyoloji okudum Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde. Birinci sınıftan itibaren fotoğraf benim hayatıma girdi. Fakat şöyle girdi. Yani ben fotoğrafa böyle hani sürekli yanında fotoğraf makinesi taşıyan bir insan olmadım. Ondan öncesinde de değildim zaten. Fotoğrafa hep görsel bir metin olarak baktım. Yani araştırmalarda kullanabileceğimiz metinlerle birlikte metinlere eşlik eden bir görüntü değil de kendi başına araştırmaya dair kaynak oluşturabilecek bir materyal olarak baktım. Hala da öyle bakıyorum. Ya da yöntemim o diyeyim. Çalışmalarımda daha çok yaptığım şey yine sosyolojik araştırma yöntemlerini kullanıyorum. Yani bir yere gittiğimde, bir çalışmaya başladığımda önce çalışma evreninin içine giriyorum, insanlarla tanışıyorum, uzun süre vakit geçiriyorum. Yeri geldiğinde sözlü tarih araştırma metotlarından yararlanıyorum. Niteliksel görüşmeler yapıyorum, anket yapmıyorum. Ve kendime bu anlamda biraz done sağlıyorum. Yine bununla birlikte de fotoğraf üzerine düşünüyorum. Yani yaklaştığım ya da görüntülemek istediğim hikayenin ya da insanları nasıl göstermek istediğime dair fikirler oluşuyor bende ve o anlamda fotoğraflarımı üretiyorum. Daha çok projelerimde tabii ki. Yine bununla birlikte farklı hassasiyet noktalarında da çalışmalar yürütüyorum. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Çalışma alanım daha çok alt sınıflar, kimlik, kültür, sınır ve son yaklaşık 9-10 senedir de mültecilik alanı üzerine çalışıyorum. Hem kendi işlerim için üretimler yapıyorum. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in çeşitli kurumlarıyla işte mültecilik alanında çekimler yapıyorum, proje çekimleri yapıyorum. Aynı zamanda da UNICEF'te çocuk işçiliği ve kız çocukları günü için danışmanlık yapıyorum. Onunla birlikte Ankara Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yaptım, toplumsal cins kadın çalışmaları üzerine. 2007'de başlayıp 2010 yılında bitirdim. Orada da yine fotoğraf üzerine çalıştım. Şimdi birazcık benim yaklaşım tarzımı böyle bir açtım ama nasıl yaklaştığıma dair böyle daha spesifik ne söyleyebilirim diye düşünüyorum da daha çok deneyimin kendisiyle de ilgileniyorum. Yani deneyim dediğim şey hani o gündelik hayatta kullandığımız yani kelime olarak ya da kavram olarak duran şeye karşılık gelen bir şey değil de yani kavramla olan benim ilişkim ya da olayla, olguyla olan ilişkim, deneyimleme biçimim, insanlarla olan ilişkilerim ve deneyimleme biçimlerim üzerine kurulu bir şey ve ben bu deneyimi nasıl aktarırım? Ve doğrudan bu deneyime şahitlik edecek ya da izleyecek olan insanlara ben aradan çekilerek ya da bir noktada benim de gördüğüm bir yerden bakılıyor tabii ama
Yani o kadar nesnel olmaya çalışmıyorum. Birebir konuyla, durumla, hikayeyle karşı karşıya nasıl gelebilir? Benim anlatmak istediğim, göstermek istediğim, yaşadığım o deneyimi nasıl aktarabilirim üzerine düşünüyorum hep. Buna da önem veriyorum. Yani şöyle söyleyeyim, işte ne bileyim aklıma ne geldi. Sait Faik hikayelerine baktığınızda hani o gündelik deneyim, o içinde yaşadığı insanların aktarma biçimi, karakterleri bize verme biçimi çok böyle tanıdık ve bir o kadar da çok zengin geliyor. Çünkü içinde yaşadığı bir evreni bize anlatıyor. Ve deneyimlediği şeyi bize gösteriyor. Ve çok yalın bu arada. O yalınlığa ulaşmaya çalışıyorum. Becerebiliyor muyum bilmiyorum tabii ki. Hala yolun başında ilerliyorum. Kısaca kendimden böyle bahsettim. Belki şurada bir iki tane çok kötü bir web sitem var. Hala bir türlü beceremedim onu. Bir iki tane işim var burada koydum. Bunu size gösterebilirim. Açılıyor mu? Evet. Bu proje Türkiye-Ermenistan sınırı üzerine Nehrin Öteki Yakası diye bir çalışma. Ben yaklaşık olarak 2007'den 2013'e kadar Ermenistan'a sürekli gidip geldim ve orada farklı farklı projelerde yer aldım. Bu benim kişisel bir projem. İki köyü anlatıyor. Karşılıklı iki köyü anlatıyor. Sınırda olan, yani birbirine bakan, sadece işte sınır olarak belirlenmiş olan Aras Nehri'nin kenarlarına kurulmuş iki köyü anlatıyor. Burada da temel derdim aslında yani hani Orhant Dink'in söylediği ve artık hani böyle bir hepimizin kulağında çınlayan bir şey var ya, Türkiye ve Ermenistan toplumlarına dair birbirine o kadar yakın ama bir o kadar uzak düşünülmüş halklar bunlar. Bunu iki köy üzerinde ben nasıl anlatabilirim? Çünkü fiziksel olarak çok o kadar birbirine o söze denk düşen bir durumları vardı ki, yani çok yakınlar birbirlerine ama birbirlerini göremiyorlar. Birinci derece askeri bölge içerisinde yer alıyorlar. Ve sadece sesle iletişim kuruyorlar. Yani birbirlerinin seslerini duyuyorlar. Görüntülerine dair çok uzaktan fikirleri var ama yakından herhangi bir fikirleri yok. Ben de bunun üzerine düşünerekten bu sınır mefhumu nasıl kültürel ve tarihsel olarak bir ayrılık yaratıyor ve bu hem Türkiye tarafında hem Ermenistan tarafında bu iki köy özelinde neye tekabül ediyor? Birazcık bunu araştırdım. Bu iş yaklaşık bir yıla yakın sürdü ve ben her iki köyde de toplamda 6-7 ay kaldım. Yani birebir orada deneyimledim. Sınırda olmak nasıl bir şey, sınırda yaşıyor olmak nasıl bir şey, hem Türkiye tarafından hem Ermenistan tarafından ve çok yani çok çok zengin hikayelerle karşı karşıya kaldım. Yani nitekim ya da şöyle söyleyeyim, mesela Ermenistan tarafından olan köylüler aslında bizim bu taraftan gitmek zorunda kalmış ya da bırakılmış insanlar. Karşı tarafta olan, yani Halıkışlak diye bildiğimiz köyde olan köylülerin bir kısmı da o taraftan. 89'da Azerbaycan, işte Ermenistan çatışmaları başladığında ve sonrasında savaşa döndüğünde mevzu kaçıp Türkiye'ye sığınmışlar. Bir kısmı Gence'ye gitmiş, birkaç aile de burada kalmış. Aslında böyle birbirinin içerisine geçmiş, çok komplike, nereden bakacağınızı şaşıran, hani şaşırtan hatta ilişkiler, ilişkilenme biçimleri, tarihsel durumlar söz konusuydu. Dolayısıyla ben birazcık buna odaklandım. Tabii ki aslında bu işin üçüncü ayağı da olmalıydı. Yani benim Gence'ye gidip Ermenistan tarafından gitmiş olan köylüleri de çekmek istiyordum ama
Ne yazık ki hem durumlar, yani işte Ermenistan'a gittiğinizde pasaportunuzda Ermenistan vizesi varsa Azerbaycan'a girmek ya da o özel bir bölgelere girmek biraz zor oluyor. Gidemedim. Burayla sınırlı kaldı. Bu çalışma dediğim gibi bir yıla yakın sürdü. Her iki köyde uzunca bir vakit geçirdim ve yaklaşık 128 saatlik kayıtlar topladım. Yani insanların sınırda yaşamaya dair bilgilerine, hikayelerine, hangi hikayelerle büyüdü bu insanlar? Hem Türkiye tarafından hem Ermenistan tarafında. İşte okullarda öğretmenler ne öğretiyor karşı tarafa dair? Çünkü daha spesifik bir durum var. İllaki tarih dersinde bir konu malzemesi olduğu zaman da karşı tarafa örnek veriyorlar ve enteresan şekilde yani bizde olanın orada da olduğunu keşfettim. Yani tırnak içinde o milliyetçiliğin aslında ne kadar evrensel ve ne kadar birbirine benzer, sadece aktörlerin değiştiği, kahramanların değiştiği, isimlerinin değiştiği bir şey olduğunu yeniden görmüş oldum. Yine bu sınır çalışmasında temel derdim sınırı göstermek değildi. Yani sınırı deneyimlemekti. Hani sınırı fotoğrafını çekebilirdim ama o bana çok, onu görüntülüyor olmak çok sınıra dair o kafamızda olan hani belirginleşen görüntüyü görüntünün tekrarı olacaktı. Dolayısıyla o görüntüden mütemadiyen kaçındım. Hiç oralara girmek istemedim. Ben insanların zihinlerinde, kafalarında yarattığı o sınır mefhumuyla ilgilendim. Ve gündelik hayat üzerinden bunu anlatmaya çalıştım. Ve tabii ki onların anlattığı hikayeler üzerinden anlatmaya çalıştım. Bu işin sergisinde fotoğrafları birbirine karıştırdım. Yani neresi Türkiye tarafı, neresi Ermenistan tarafı, biraz gelenin de içine dahil olduğu, gelenin de kendisinin sergiyi gezerken sınır mefhumunu bir daha tekrarlayabileceği. Çünkü genelde şu sorular soruldu. Burası neresi? Burası Türkiye mi, Ermenistan mı? Bunun üzerine düşünmesine bir olanak açmaya çalıştım. Yine bu fotoğraflarla birlikte sergiye insanların hem Ermenice hem de Türkçe sesleri de eşlik etti. Sergi o seslerle birlikte geziyorsunuz ya da ayrı olarak gidip o sesleri dinliyorsunuz. Tabii ki 128 saat değil, sadece seçili olan temel belirleyici hikayeler vardı orada. Kısaca bu iş böyle bir şey. Sanırım zaten ben anlatırken birkaç tur döndü. Burada fotoğrafların hepsi yok. Bu benim Araf adlı çalışmam. Bu çalışma da Afgan mültecilerini anlatan bir çalışma. Daha doğrusu doğrudan Afgan, yani işte görünen insanlar Afgan mülteciler. Ama doğrudan Afgan mültecilerin işte Türkiye'de yaşadığı zorluklar ya da işte ekonomik durumları ya da yoksullukla nasıl sınandıkları üzerine kurulu bir iş değil. Burada doğrudan odaklandığım şey Afgan mültecilerinin statülerinden dolayı de facto bir durum var Türkiye ile sınır ülkesi olmayan ülkelerden gelen insanlarla mültecilik bağlamında bir defoklu durum var. O da şu, yani Türkiye sınır ülkesi olmayan ülkelerden mülteci kabul etmiyor. Zaten Türkiye doğudan gelen insanların mülteci statüsünde kabul etmiyor. Sadece batıdan gelen insanların mülteci statüsünde kabul ediyor. Ama zamanla bir defokta durum oluşmuş. İşte devletin oradaki işte güvenlik güçleri ya da yerel kamu kuruluşları, yine tabii ki merkezi kurumlarda bunu hem görmezlikten geliyorlar hem de idare etmeye çalışıyorlar gibi bir durum var. Yine bu insanların tabii başka üçüncü bir, yani sınır daşımız olmayan başka bir ülkeden geliyor olmaları Birleşmiş Milletler açısından da, yani onların kurallarına göre de
kabul edilebilir bir durumda değil. Yine Suriyeliler gibi özel bir statüde de burada bulunmuyorlar. Yani misafir kimliği adı altında onlara tanınmış haklar, yasalar çerçevesinde onlara tanınmış haklardan da yararlanamıyorlar. Dolayısıyla bu insanlar geldiklerinde şu amaçla geliyorlar. Bir, Türkiye'de bir süre durup üçüncü bir ülkeye kaçma. İkincisi de buradan işte Birleşmiş Milletler'e başvurup kabul alıp üçüncü bir ülkeye gitmek için onlara gelecek zamanı beklemek. Tam da benim ilgilendiğim nokta birazcık buydu, bekleme. Bu insanlar ne kadar bekliyor? Ben Afgan mültecilerle 2010 yılında tanıştım. Avrupa Birliği'ne yaptığımız bir proje çerçevesinde Van'da bulunuyordum. O zaman tanıştım onlarla ve hikayelerinden çok etkilendim. Dolayısıyla hani çok sarsıcı durumlarla da karşılaştım orada. Ev ziyaretleri yaptım. İnsanlarla hani uzun vakitler geçirdim. Hikayelerini dinledim, gelme nedenlerini dinledim. Ve ne yapmak istediklerini, geleceğe dair olan hayallerini dinledim. Ve karşılaştığım şey şuydu. Çok uzun bir yoldan geliyorlar genelde. Afganistan'dan çıkıyorlar. Artık hangi şehirde yaşıyorlarsa İran'a geliyorlar bir şekilde kaçakçılarla. Ve İran'dan yine o kaçakçılarla Türkiye'ye Van üzerinden giriş yapıyorlar. Ve girerken kayıplar yaşıyorlar. Yani ölümler yaşıyorlar. Birbirlerini kaybediyorlar. Ve Van'a bir şekilde geliyorlar. Gelenler geliyor. Hatta bundan bir sene önce falan bir yerel bir gazeteci bir o kaçak yol üzerine bir çalışma yapmıştı, haber yapmıştı. Oradaki kaçakçılarla görüşmüştü. Video da çekmişti. Çekim yaptığı yerde insan işte kemikleri, iskeletleri her tarafta yani. Hani böyle tuhaf bir durumdu o. Yani nasıl dayanmış onu çok bilemiyorum. Zor bir şey olsa, araştırma konusu olsa gerek. Öyle deneyimlerden geçerek buraya geliyorlar yani zor bir şekilde. Dolayısıyla benim buradaki temel mevzum şuydu. Her konuştuğumda, kimle konuşursam konuşayım, her zaman üçüncü bir ülkeye gitme beklentisi üzerine kurulu bir hayatlarından bahsediyorlardı. Yani evlerine gittiğinizde hemen ertesi gün gideceklermiş gibi. Hemen akşam bir haber gelip işte hemen oradan kaçacaklarmış gibi bir yaşamları vardı. Tabii ki yoksulluğun en nasıl diyeyim acımasız şekliyle karşı karşıyalar. Ama bir şekilde yine umutlarını korumaya çalışarak bekliyorlardı. Bu insanlar böyle bir yıldır beklemiyorlar. 5 yıldır, 10 yıldır, 15 yıldır bekleyen insanlarla tanıştım ben. Hatta bir şekilde kaçıp tekrar geri gönderilen insanlarla karşılaştım. Ben de bu bekleme mefhumu üzerine biraz düşündüm. Yani çünkü bekledikleri de tabii ki bir şekilde geldikleri şehre entegre olmaya çalışıyorlar ya da tırnak içinde uyum sağlamaya çalışıyorlar ama o da tamamen o gündelik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir temel gereksinimden ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yani aslında bir aidiyet sıkıntısı, yine bir geleceksizlik, geçmişsizlik, köksüzlük sıkıntısı. Çünkü artık geri dönemiyorlar ama nereye gideceklerini de bilemiyorlar. Kendi küçük komitelerinde var olmaya çalışıyorlar ama onu da tam yapamıyorlar. Ve her türlü sıkıntılı durumlarla karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla ben bu çalışmayı yaparken burada görmüş olduğunuz perdeyi kullandım. Bu perde fikri de aslında şöyle doğdu. Karşılaştığım insanlar çoğu kendi evlerinde terzilik yaparak
geçinmeye çalışan insanlardı. Bu anlamda çok yetenekli insanlar. İşte bir gün bir arkadaşın evinde otururken bir ev için bir perde dikiyordu. Ben de bunun üzerine konuşurken böyle mi yapsam, şöyle mi yapsam falan filan derken sana bir tane perde dikeyim dedi. Bunu dikti bana. Yani ona bıraktım yani hani ne yapmak istiyorsan sen yap diye. O da bunu dikti. Bir tane yaptı, o kısa geldi. Sonra dedim bu iyi oldu, sen biraz bunu uzun yapabilir misin diye. Rengini birlikte seçtik. Ama o renkte de onların bayraklarında da bu yeşil var. Birlikte seçtik. Ama konuyla da çok şey oldu. Yani bu yeşil yeşilliği her yerde görüyorsunuz yani. O yeşil var bir şekilde. Yine ben burada birazcık o işte o ait olamama, gittikçe kimliğini kaybetme, işte ölümle sınanma, bir taraftan işte o birbirlerine sahip çıkma çabası, yine işte geleceğe dair bir umutu besliyor olma durumundan yola çıkarak bu beklenti üzerine kurguladım bu işi. Burada da birazcık mevzuyu mekandan ve zamandan hani ayırmak istedim. Yani hani bir taraftan bir zamansız bir durum da söz konusu. Bir taraftan da o mekanı da kıran bir şey var bu perdenin konulmasıyla birlikte. Böyle bir çalışma yaptım. Yine çalışmaya burada gördüğünüz yani portrelerin dışında işte bu gibi görüntüler yer ediyor. Bu görüntüleri de birazcık hani o portreleri, onların hikayelerini beslesin diye çektim ve koydum. Genelde de böyle çalışıyorum. Yani bu imgeleri seviyorum ben. Hani portreleri besleyen, hikayeyi besleyen imgeler kullanmayı çok seviyorum. Evet, bir arafta kalma durumu. İş zaten kendisi oraya doğru gitti. Yani bir araf durumu ortaya çıktı. Bu iş bittikten sonra, başlarken ismi çok farklı bir şeydi bunun. İş bittikten sonra bir araf durumunu ben de fark ettim. Çünkü hikayeler de birazcık öyleydi. Yani üçüncü bir ülke tarafından, tabii bu üçüncü ülke genelde Avrupa ülkeleri ya da Amerika ya da Kanada oluyor. Onaylanmayı bekliyorlar. Yani bir tasdik bekliyorlar. Birazcık dini gönderimleri olan da bir şey araf. Yani Tanrı'nın evine girmeyi bekleyen ve işte orada mutlu olacağına dair işte vaat edilen topraklara girmeye bekleyen insanları anlatıyor. Bu insanlar da birazcık öyleler. Yani ne hayattalar ne ölüler. Yani çünkü yaşamları, durumları, statüleri sarsılmış durumda. Çünkü burada gördüğünüz insanların bir kız yani mesela Afganistan'dan gelen hani sadece bir köyde yaşayan bir çiftçi değil. Farklı farklı statülerde insanlar var burada. Ama burada artık bu anlamda eşitler yani. Kimliklerinden dolayı ve tek beklentileri üçüncü bir ülkeye gitmek. Bu çalışmada böyle bir şeydi arkadaşlar. Sorusu olmak isteyen, sorusu olan varsa severek cevaplarım. Sorun değil de sen anlatınca şey geldi. Cici'nin bir yazısı vardı. Suriyeli göçmenler açığa çıktı mı? Onun üzerine yazdı. Aynısı burada da geçer de. Şey diyor yani özellikle ağır İslam'ın ağır yaşandığı coğrafyada böyle bir savaş gibi bir travma açığa çıktığında bütün o İslami kurallarıyla yaşayan, kendi hayatlarını mahveden kitle İslam'a en uzak noktaya kaçmaya çalışıyor. Evet. Bu otel Türkiye, Yunanistan, İsveç, Amerika çıkan orada. Aynen. Kanada, Amerika'da. Yani o İslam'dan dolayı yaşanamayan bütün o şehvet savaşla beraber açığa çıktıktan sonra hemen herkes oraya doğru yollanmaya çalışıyor. Yani şimdi onu deyince aklıma o geldi. Evet tam da öyle. Tam da öyle bir şey aslında. Ya yani ben şimdi... Ama şey diyor bu arada çok üzüldüm. Ya kimse şunu söylemiyor diyor ama yani atıyorum İsveç'e vardığında da o kafasındaki imaj İsveç'te dahi varamayacak diyor. Yani orada yine mülteci olarak. Burada ben bir dönem Mardin'de işte Süryanilerle böyle kısa bir çalışma yapmıştım Midyat'ta.
Ve tam gittiğim zaman da hatırlarsınız belki bir dönem böyle bir geri dönüş çağrısı da almıştı. Yani Türkiye'de yaşamış olanlar, farklı ülkelere gitmiş olan insanların malları ve mülklerinin iadesi üzerine bir böyle bir yasa değildi ama böyle bir şey vardı. Hani o 2000'lerin başları hani döneminde şey demişti bana, biz burada demişti hani üçüncü sınıf vatandaş muamelesi görüyorduk. İsveç'e gittik hani işte hani o din birlikteliği ya da işte hani en azından kimlik birlikteliğini varsayarak Hristiyan olma durumu, orada da mülteci olarak görüldük diyor. Orta Doğulu olarak muamele gördük. Yani kimse bize sen nerelisin, ne yapıyorsun demiyor yani. Direkt zaten yaşam biçimine, giyimine, kıyafetine bakıp seni bir yere yerleştiriyor yani. Tam olarak bu. Yaşamları da böyle bir şey. Ya ben Amerika'ya bu çekimleri yaparken 2010'da tanıştım, bir aile gitmişti mesela, onlarla iletişim kurdum. Durumunuz nasıl? Tamam, ekonomik olarak bir şekilde hayatta kalıyorlar ama yine o kendi küçük işte şey sosyal ağlarıyla birlikte hayatta kalıyorlar. Yani yine o gelenek ve göreneği de bir taraftan orada sürdürmeye çalışıyorlar. Ama işte ekonomik olarak daha rahatlar. Çocukları en azından okula gidiyor. Tek dertleri şu, biz artık savaş görmek istemiyoruz, çatışma görmek istemiyoruz, ölüm görmek istemiyoruz, tehdit edilmek istemiyoruz, burada edilmiyoruz. Bu bize yetiyor yani, o şey zaten, bu hayati öncelikler, hani orada mülteci olmak onlar için hiçbir şey ya da aldıkları tepkiler çok mühim değil. Yani bunlardan kurtulduk, hani artık doğru bir yerdeyiz. Çocuklarımız için, gelecek için. Bu da zamanla geçer diye bakıyorlar yani. En azından o hayati tehlikelerden kurtulmuş oluyorlar. Buradaki durum birazcık böyle. Şimdi ben size ne getirdim? Şöyle. Vay. Nereden başlasam? Şunu hemen açabilir miyim acaba? Ha, bu açmış zaten. Şunu bir şey yapabilir misin? Yok. Arkadaşlar. Açık açık yok yok şey. Bakmak istersin insanlar. O Dagata'nın Odessa çalışması. Ben şimdi Dagata'yı nereye koydum? Aynen. Bu bana verdiğin neydi? O da tam olarak mültecilik ve göçle ilgili. Odessa'da yapmış olduğu bir çalışma, uzun bir çalışma. Orada sadece, yani bu çalışmada fotoğraflar var. Fotoğraflarla birlikte yine filmler var. Bir de metinler eşlik ediyor o çalışmaya. Şimdi Dagata'yı seçmemin nedeni, yani bu işini seçmemin nedeni, ya bir kere benim de aynı yerlerde gezindiğim ve orada kendim de hissettiğim bir çalışma olması münasebetiyle seçtim. Diğer taraftan da Dagata'yı hem karakter olarak hem de çalışma biçim olarak çok seviyorum. Özellikle bu şeyle birlikte pandemi başladığında bir çalışma yaptı. O çalışma çok etkiliydi. Hatta ben buradan onun üzerine de konuşuyor olacağız ama neyse, onun üzerine bir şey yapayım ondan sonra. Şimdi ha? Videosu yok onun galiba ya. Bir bakayım. Şurada bakayım. Şöyle bir görseli olacaktı. Onun nerede? Sen de. Evet. Bu da tam olarak, yani bunun mottosu da şu. Şöyle bir şey söyleyeyim. Doğru söyleyecek miyim? Söyleyebilecek miyim bilmiyorum ama
Diyor ki ben bu çalışmada diyor öldürülen insanları ya da ölüme mahkum edilmiş olan insanları yani mültecileri yerinden edinen insanları onları öldürmeye teşebbüs eden insanlara göstermek istedim diyor. Ya çok böyle tam ama şey yapamadım yani böyle Türkçesini doğru söyleyemedim ama ya çok vurucu bir şeyi var bunun çalışmanın. Yani onların hayatlarına kastetmiş olan insanlara bu insanları gündelik hayat üzerinden, sıradanlaştırılmış görüntüler üzerinden veriyor. Dagata zaten hani bu anlamda yine hani kimlik, beden, ölüm mevzularına ya da o kişisel takıntılar mevzularına böyle bodoslama giren, hatta bunun içinde yaşayan bir fotoğrafçı. Yani hani onun fotoğraf dünyası bir yerde, özel hayatı bir yerde diyebileceğim bir fotoğrafçı değil. Zaten onun var olma biçimini biz fotoğraflarından görüyoruz ve hissediyoruz. Çünkü o yaşamı yaşamayı tercih ediyor. Yine bu noktada işte bu göçmenlik mevzusu üzerine yapmış olduğu, Odessa'da yapmış olduğu çalışma çok kıymetli. Bu işin çarpıcılığı şöyle bir şey, yani bende yarattığı etki belki öyle bir şey. Görüntüler çok sıradan. Yani orada biz böyle hani ikonik fotoğraflar, güçlü görseller görmüyoruz. Bu insanlar işte bir yere toplanmış dururken ve üst üste çekilmiş. İşte ne bileyim uyurken ya da şurada tek başına otururken, yemek yerken görüyoruz. Ya sıradanlaştırması mevzuyu, yani sıradanlaştırması derken hani biz hep böyle bu gibi durumlarda savaş, işte göç, yoksulluk durumlarında hep böyle fotoğrafik olarak güçlü imajlarla karşı karşıya geliriz değil mi? Savaşı anlatan böyle güçlü imgeler, fotoğraflar karşımıza çıkar. Ama burada onu sıradanlaştırarak topyekün kendisini bir şeye çeviriyor. Bu trajik olan durum, bunun aslında ne kadar gerçek, yani sıkıcı bir taraftan da belirsizliğini de gösteriyor bize. Yani hayatta belki öyle güçlü imgeler, hani çünkü o güçlü imgelerle karşı karşıya kaldığımızda bizi görüntünün kendisi etkiliyor. Mevzuyu bazen unutabiliyoruz. Mevzudan uzaklaşabiliyoruz. Fotoğrafla baş başa kalıyoruz. Ve fotoğrafın estetik olarak yarattığı o bazen sihrin içerisinde kaybolabiliyoruz. Ama burada öyle bir şey yok. Burada tamamen özellikle seçilmiş bir dil var. Ve bu dil bu anlamda bu göçmenlerin olduğu yaşadığı yeri bize sıradan görüntülerle gösteriyor. Bir taraftan şunu da diyor, yani bu fotoğraf salt bir belgesel bir şey değil. Ama hümanist bir tavırla da ortaya çıkmış bir şey değil. Yani bunu sadece bizle paylaşıyor. Biz buradan ne alıyoruz, ne algılıyoruz, nasıl bakıyoruz, bize onu veriyor. Yine şöyle güzel, bu etkileyici katmanlaştırılmış portrelerle baş başa bırakıyor yer yer. Bu anlamda çok etkileyici bir kitap olduğunu düşünüyorum. Siz nasıl buldunuz bilmiyorum. Görenler. Yani o yüzden Kaan'ın kütüphanesinde yer almasını istedim. İyi etmişim sanırım. Evet, bu böyle. Bir sürü bir şey yazmıştım da unuttum. Evet. Bir varsa bir şey. Evet. Var mı? Şöyle yapayım.
burada sanki şöyle yapsam daha iyi olacak. Nereden? Arama şeyi nerede bunun? Ha? Evet, öyle yapacağım. Ha, şunu açmışım ben. 44 saniyelik bir şey. Yani bir de böyle trajik olanı daha da dramatik bir hale getirerek sunmaması da bence çok etkili bir şey burada. Onu sevdim bir taraftan. Evet, çok ters köşe değil mi? Aynen. Yani... Diğer işleri kadar sert gerçekten. Evet. O kadar merkeze doğrudan. Ama çok daha kapalı gruplarla, daha içe dönük işler üreten birinin bu kadar aslında içe dönük bir iş üretilmesi gerçekten ters bir şey var. Yani evet, hani ben o işleri mesela, dediğin işleri de şimdi işlerin isimlerini tek tek hatırlamıyorum ama hani görüntüler aklıma geliyor. Yani mesela hani o çıplaklık barındıran işler, yani çünkü mesela bu hani bu seks işçileriyle yapmış olduğu çalışma, hani o çıplaklığın ön plana çıkması da bile ben şeyi hissediyorum, yani hani orada erotize edilmiş bir beden görmüyorum mesela, yani çok çarpıcı başka bir şey var, görüntü var ve çok bilinçli yaklaşan ya da o stratejiyi çok iyi kurmuş bir gözlü hissediyorsun o çalışmada da. Duygu olarak var ama şey olarak dediğin gibi, yani böyle bir ters köşe yapan bir tarafı da var işin. Her iş sonunda kendi çalışmamı böyle bırakayım oraya. Akıllarda kalacaksın. Evet. Artık gelişine. Bu da Susan Mesilies, değil mi? Öyle. Şöyle yok ama bir çalışması. Susan Mesilies'i ben çok yıllar önce keşfettim bir şekilde. Ve ilk karşılaştığım fotoğrafları beni çok çarptı. Çalışma konusu da bir o kadar çarpıcıydı benim için. Ev içi şiddet çalışıyordu. O ana tanıklık edebilecek kadar, yani mevzunun içerisine girmiş. Ve yine o anları hem belge niteliğinde üretmiş, hem de bunu bir noktada delil olarak da sunmuş, o anlamda da fotoğrafı kullanmış bir fotoğrafçı ve çok çarpıcı görüntüler elde etmişti. Tabii ki Susan Mesilies, hani şöyle bir şey var benim için, temel derdi işte hani şok edici ya da böyle muhteşem görüntüler yakalamak olan bir fotoğrafçı değil. Susan Mesilies hak temelli çalışan bir fotoğrafçı zaten. Yani hani bu anlamda çok üretken. Dünyanın farklı yerlerinde, farklı coğrafyalarında bulunmuş. Yeri gelmiş savaş fotoğrafçılığı da yapmış. Yeri gelmiş insan hakları alanında çalışan kurumlarla uzun süreli çalışmalar yapmış. Yine kadın hakların üzerinde çok çok çalışmaları olan bir fotoğrafçı. Ve o anlamda bakış açısını ve bilincini çok seviyorum.
Yani fotoğrafı o anlamda kullanma biçimini de çok seviyorum. Yine bu elinizde bulunan fotoğraf kitabı, yani fotoğraf kitabı demeyeyim, aslında bir çalışmanın kitabı o. Da çok önemli bir iş. Kendine ait bir oda. Burada da yine bu çalışmaya eşlik eden işte illüstrasyonlar var, metinler var. Birkaç kişiyle birlikte yapmış olduğu bir çalışma. Aslında bu çalışmayı yaparken sanırım bir yıllık, bir buçuk yıllık bir çalışma bu. Bir kurumdan, yani aslında bu şey kadın koruma evleriyle ilgili çalışan bir vakıftan davet almış ve onlar atölyeler düzenliyorlarmış oradaki kadınlara yönelik. Öyle gitmiş oraya ve bir buçuk yıl boyunca onlarla hikayeleri üzerinden bir çalışma yapmış. Yani o kadınların oraya geliş hikayeleri, yine o süre zarfı içerisinde o evlerde kalıp sonra başka evlere yerleştirilme, yani kendi hayatlarının olabileceği bir evlere yerleştirme sürecine de tanıklık ederek bu çalışmayı ortaya çıkarmış. Buradaki çalışma mesela bir fotoğrafçının hani gidip işte ilgili kurumun işte işlerini, yaptığı projeleri göstermek üzerine kurulu bir fotoğraf çalışması değil. Birebir fotoğrafçının içinde olduğu, o kadınlarla, oradaki çocuklarla birebir temas kurduğu farklı atölyelerle ve yine kadınların da bu çalışmaya kendi hikayeleriyle ve kendi öznellikleriyle dahil olduğu bir çalışma. Bu fotoğraflarda birazcık aslında onu belgeleyen fotoğraflar. O anlamda kıymetli bir çalışma. Buna ne ekleyebilirim? Ha, şöyle bir şey bulmuş. Bu çalışma birçok sesi, birçok bakış açısını bir araya getiren işbirliğiyle ortaya çıkmış bir çalışma olarak değerlendirmiş. Bu kitapta öyle. Başka ne ekleyebilirim diye düşündüm. Yeter sanırım. August Sender. August Sender böyle portre fotoğrafı, ben hani portre üretmeyi seven bir insanım. Ve yani August Sender'e baktığımda aslında işin ne kadar daha başında olduğumu hissediyorum. Yani 20. yüzyılın başında hani bu anlamda yani çekmiş olduğu portreler çok güçlü, çok vurucu. Bir o kadar da aslında çok yalın ve sade. O yüzden hani bu kitabın da burada bulunmasını arzuladım ve arzum gerçekleşti K sayesinde. Belki birazcık o hani o şeyinden bahsedebilirim. Şuradan vereyim. Hep seni kaldırıyorum özellikle şu an. Hareket olsun diye. Ya August Sender'in fotoğrafına baktığınızda, yani portre fotoğraflarına baktığımızda, hatta şuradan açayım ben bir taraftan da. Neredeydi o? Ha, şurada. Şöyle biraz ilerleteyim. Yani böyle baktığımızda bir taraftan çok ikonik fotoğraflar. Ama bir taraftan da çok sıradan. Yani hani mesela portre olarak fotoğrafa, yani teknik olarak baktığımızda evet, duruşlar çok net. İşte bakışlar, ifadeler çok güçlü. Yine işte insanların o şey giyim, kuşam ya da işte hangi meslektense orada görünüyor olması çok güçlü. Yansıtan fotoğraflar bunlar.
Aslında bir taraftan bu çarpıcı olan şey, hani sonuçta 20. yüzyılın başında çekilmiş olan, yani tarihsel olan fotoğraflar olmasıyla birlikte, çünkü artık öyle bir dünya yok ve biz geçmişe bakıyoruz ve bu güçlü imgelerle bakıyoruz. Ama bir taraftan da anonim bir şey. Yani bunun üzerine okuduğum bir yazıda şöyle bir şeyden bahsediyordu. Şunu durdurayım. Yani diyor ki askerlik, hani asker dediğimizde hani bir insan sureti aklımıza gelmez. Sadece işte böyle bir kalabalık bir şey tanımlar. Ama Augustin'lerin fotoğraflarına baktığınızda diyor, o bütünün bir parçasını görüyorsunuz diyor. Yani onunla bütünleşen, o durumla, olguyla bütünleşen bir portreyle karşı karşıyasınız diyor. Ama bu bir tek başına bir parça da değil. Artık diyor parça bir bütünü de size göstermiş oluyor diyor. Yani artık o bir bütün diyor yani. Ve çok doğru bir yerden yaklaşıyor gerçekten. Çünkü biz baktığımızda o döneme dair, yani göremeyeceğimiz, bilemeyeceğimiz dünyaya dair asker olma fikrini bu portreyle birlikte aslında bütünsel bir hale getiriyoruz. Aslında oradan seçilmiş, yani o kurum içerisinde seçilmiş ya da öne çıkmış bir kişinin fotoğrafı bu. Üniforması var üzerinde. Ama biz ona bir işte artık rütbesi neyse ya da kıyafetiyle birlikte bir askerlik ve o bir bütünü tamamlayan ya da bütünün kendisi olan bir kişi olarak bakıyoruz. Yine mesela biliyor, Augustin de bu çalışması, yani şöyle bir çalışması var. Çalışmanın ismini hatırlamaya çalışıyorum ama mesleklere göre, değil mi? Statülere göre döneminde İnsanları fotoğraflamış, farklı farklı mesleklerden, farklı farklı sınıflardan olan insanları fotoğraflamış ve bu anlamda böyle büyük bir seri yapmış olan bir fotoğrafçı. Burada görüyorsunuz, yani bir pilot karşımıza çıkıyor, sonra bir rahibe görüyorsunuz, sonra bir çiftçi görüyorsunuz, sonra bir madende çalışan bir ya da gazeteci çocuk görüyorsunuz. Aslında tam hani hem bir taraftan ikonik olma özelliği de taşıyor ama bir taraftan da çok anonim. Yani bu insanlar ünlü değillerdi. Bu insanlar hani anonim olarak yaşayan, gündelik hayatında yaşayan insanlardı. Ama fotoğraflanmasıyla birlikte başka bir karakter kazandılar. Başka bir duruş kazandılar. Ve sanki fotoğraflara baktığınızda sizi hani çok durağan ama bir taraftan da sanki içine girip orada yaşayabilecek misiniz gibi bir şeye çağrı yapıyor fotoğraflar. O anlamda çok çok güçlü geliyor bana. Sevdiğim bir fotoğrafçı olduğu için de yine kütüphaneye böyle bir şey yapmak istedim. Belki sizin ekleyeceğiniz bir şeyler vardır burada baktığınızda portrelerine. Devam ediyorum. Hızlı mı gidiyorum acaba? Dozunda gidiyorum sanki, değil mi? Çok da vakit almak istemiyorum. Ne kaldı? Ha. Mary Ellen Markin. Ha, bu da açık. Tabii, buyurun. Augustin'lerin şu gidilen çekirdek giymiş, üç tane genç adamın olduğu bir ikonik fotoğrafta. Ben şey bölümü hatırlıyorum, hani oradaki ufuk çizgisi hakikaten kalkma hizasından geçiyorlar. Bunlar aslında savaştaki askerler. Hani savaş dışında işte eğlenmeye gidiyorlar. Bir gazına gidiyor, okuma gidiyorlar. Hani ama hani gelecekleri hakkında veriyorlar. Foreshadowing diyorlar. O kendiler bilecek bir İslam, bir iman. Amacıyla öyle bir şey koyduğunu duymuştum ama Ben muhtaç bir bilen. Ben duymadım, bilmiyorum. Şimdi birazdan belki gelirse, yani Yani öyle bir strateji kurmuş mudur, onu düşünüyorum şu anda. Yani hani o teknik olarak böyle bir görüntüleme stratejisi kurmuş mudur, o bilinçle yapmış mıdır? Ben kendi adıma böyle, yani genel fotoğrafla olan ilişkisi bağlamında çok sanmıyorum. Şunu diyorsunuz değil mi? Belki de sonradan yapıştırılan bir şey.
Bilmiyorum açıkçası. Hani yorum da yapamam yani, haddim olmaz. Bu çalışma ha. Seen Behind the Skin, Mary Ellen Mark'ın bir çalışması bu. Şimdi Mary Ellen Mark genelde işte hani foto muhabir ve belgesel fotoğrafçı olarak bizim fotoğraf camiasında ya da fotoğrafla ilgilenen insanlar tarafında hep o özellikleriyle bilinir. Yani güçlü bir belgesel fotoğrafçı olmasıyla bilinir. İyi bir foto muhabirdir, başarılı. Türkiye'de defaten gelmiş, burada da üretmiş bir insan. 1974 yılında sanırım bir iş üretmiş burada, Pasaport diye. Ama onun yanı sıra mesela reklam fotoğrafı da çeken bir fotoğrafçı. Ama bir taraftan da yüzlerce filmin setine girmiş ve orada fotoğraflar üretmiş. Önemli filmlerin, Oscar almış filmlerin setlerine girip hatta böyle artık oyuncuya temasın olamayacağı noktaları da geçip orada fotoğraflar üretmiş bir fotoğrafçı ve o fotoğraflarını da bununla kitaplaştırmışlar. Mary Ellen Mark'ın benim için özelliği şu, belirleyici özelliğinden bahsedeyim. Çalıştığı konulara inanılmaz derecede hassas bir şekilde yaklaşıyor. Ve o konuların da içine giren bir fotoğrafçı. Mesela Bombay'da galiba seks işçileriyle yaptığı bir çalışma var ve çok hani çarpıcı fotoğraflarla bizi baş başa bırakıyor. Ama fotoğraflara baktığınızda ya da o hikayesini okuduğunuzda Mary Ellen Mark'ın doğrudan gidip fotoğraf çektiğini görmüyorsunuz. Yani bu son dönemlerde özellikle hani bizde fixer'lık diye bir şey var ya, yani fotoğrafçı çekmek istediği konu bellidir, coğrafya, yer, şehir bellidir. Ve o yerlerden bir hizmet alır ve onunla birlikte gider. Çekmek istediği konulara, insanlara hızlı bir şekilde ulaşımı sağlar. Yadırgadığım bir şey değil, hani olabilir, olmalıdır da. Ama Mary Ellen Mark öyle çalışmıyor. Mary Ellen Mark tabii ki çeşitli bağlantılar kurarak bu insanların içine girilmiştir muhakkak, ama girdiğinde de 3 ay, 4 ay bu insanlarla birlikte yaşıyor. Yani tek derdi fotoğraf çekmek değil, onu demeye çalışıyorum. O insanların hayatlarının içerisine giriyor, o insanlarla arkadaş oluyor, dostluklar kuruyor, ilişkiler geliştiriyor ve o fotoğraflar o çerçevede ortaya çıkıyor. Yine mesela mental hastalıklarla ilgili bir hastanede kadınlar koğuşunda yaklaşık 2-3 ay yine orada o insanlarla birlikte kalıyor ve oradan fotoğraflar çıkarıyor bize. Yani doğrudan temel derdi hani görüntünün cazibesine kapılıp güçlü fotoğraflar, imgeler yakalamak değil, doğrudan konulara hassas bir şekilde yaklaşıyor, anlamaya çalışıyor, algılamaya çalışıyor. Kendinde yarattığı duyguyla baş etmeye çalışıyor ve sonra bizi yine fotoğraflarla ve hikayeyle baş başa bırakıyor. Ben de bu Suzan Meselyes'te olduğu gibi Mary Ellen Mark'ın da yarattığı etki hemen hemen birbirine yakın etkiler. Yani çalışma biçimleri, yöntemleri, hikayeleri toplama biçimlerini seviyorum. Biraz ben de bunu denemeye çalışıyorum, yapmaya çalışıyorum. Ama bir taraftan da Mary Ellen Mark'ın farklı bir yönünü göstermek istedim. Yani fotoğrafçının farklı bir evresini göstermek istedim. Bu kitabı da görünce zaten anında kaptık. Bunu da şöyle uzatabilirim. Yorumu olan, eklemek isteyen bir şeyler var mı? Sorusu olan? Yok. Tamam. Devam ediyorum. Evet. En zorlandığım fotoğrafçı. Martin Parr'ı niye seçtim? Bence Martin Parr'ı şundan seçtim.
Ha? Aynen, darlık Martin Parr'ı şundan seçti. Ben Martin Parr'ın fotoğraflarına hani bakmaya başladığımda bu işleriyle yani erken dönem işlerinde sonradan karşılaştım. Özellikle bu hani renklerin, işte o grotesk anlatıların, işte nasıl diyeyim, böyle mizahın, kiçin yoğun olduğu, kullanıldığı fotoğraflarını ilk gördüğümde bir böyle bir mesafelenmiştim. Neden bununla bizi baş başa bırakıyor diye düşünmüştüm. Ama sonra birazcık üzerine bakmaya başladığımda ya da kavramsal olarak yaklaşma, konuya yaklaşma biçimlerini görmeye başladığımda hani fotoğrafları sevmeye başladım. Çünkü biçimselin yani bizi ilk bakışta bizi biçimle, plastik öğelerle karşı karşıya bırakıyor. Ama derinlemesine indiğinizde fotoğrafların aslında bu özellikle bizim çağımızda yani 21. yüzyılda bu iletişim çağında, tüketim çağında insanların kendilerini sunma biçimleri, kendilerini gösterme biçimleri, nasıl sunulmak istedikleriyle alakalı dertlerini yansıtan ve bu anlamda da fotoğrafı bir propaganda aracı olarak kullanan ve bize yine o görüntülerle karşı karşıya bırakan bir stratejisini gördüm ve hissettim. Ama tabii ki mesela ilk yani temel derdinin böyle işte hani görsellik olmadığını ya da işte görüntüye teslim edilmiş içindeki öğeler olmadığını fark edince peki bu insan eskiden ne yapıyordu? Yani nasıl fotoğraflar üretiyordu? Nasıl bu kafaya geldi? Neler yapmış diye baktığımda zaten o şeyleri hissettim. Yani nasıl bu evreden geçmiş? Daha önce çektiği fotoğraflardaki güçlü unsurlar ne diye baktığımda hissettiğim şey böyle o kadar güzel bir akış var ki ve son dönemde çektiği işlere doğru muhteşem bir akış var. Bir hem akış var hem de bir kopuş var. Bunu da seviyorum ben çünkü ben de mesela hani şöyle diyeyim işte Ara Güler dediğimizde hep örnek verir ben de onu kullanacağım. Hani hep bir fotoğraflama biçimi aklımıza gelir ya ya da işte o öznerlik işte hani işte Ali'nin fotoğrafı, Oğuz'un, İbrahim'in fotoğrafı ya da işte kim, hani birisinin fotoğrafı diye hani böyle gösterilmek ya da onunla bütünleştirilmek istedin ya ben ondan kaçmaya çalışan bir fotoğrafçıyım. Yani üslup ba takılmıştım da hani üslup benim için çok belirleyici bir şey değil. Benim için belirleyici olan şey hikayenin kendisi. Hikayeyi nasıl anlatabileceğim ve bu anlamda kendimi nasıl geliştirebileceğim sorusu. Buna çalışıyorum. Yani bunu yapmaya çalışıyorum. Evet siyah beyaz fotoğraf işte ya da ne bileyim hani tırnak içinde net söylersem o klasik belgesel denilen şey her neyse o tarz çektiğimde de bir iş yapabilirim ya da işte böyle daha işte setup yaptığım bir iş de ortaya çıkabilir. Benim doğrudan içinde müdahil olduğum tanık olmanın dışında müdahil olarak da bulunduğum çalışmalar da ortaya çıkabilir diye böyle geniş bir perspektiften bakmaya çalışıyorum. Çünkü kendi üslubumu ya da üslubun kendisini ön plana çıkardığım zaman hikayeden kopabileceğimi düşünüyorum. Yani üsluba çalışırsam bir Ali'nin olmaz da hani Ali'nin üslubu olsun diye böyle bir şey yapmaya çalışırsam sanki hikaye bu anlamda çok ikinci planda kalacakmış gibi görsel öğelerin işte nasıl olacaksa o ön plana çıkacağı kaygısı bende hep var. Dolayısıyla ben oradan kopup hep böyle hikayenin kendisi nasıl anlatılmak isteniyor? Tabii benim tarafımdan, bu başkası tarafından başka bir şekilde anlatılır. Ben bunu nasıl anlatmak istiyorum? Ben buradan nasıl bir, bu karşılaşmadan bana ne kaldı? Bunu ben nasıl dönüştürüp o içimdeki anlatmak istediğim şeyi fotoğrafa yansıtabilirim mi düşünüyorum hep. Dolayısıyla
fikrim ve aklım hep oradan çalışıyor. Şimdi Martin Parr'ın da beni etkileyen tarafı bu. Bu çalışmaya baktığınızda tamam ben sana doğru ilerliyorum, özür dilerim. Bu çalışmaya baktığınızda erken dönemde yapmış olduğu iki tane işin toplamı artı bir de sanırım daha önce görülmemiş olan 20 ya da 30 tane fotoğrafın buraya eklenmesiyle ortaya çıkmış bir kitap ve çok çok özür dilerim. Aynen şuydu galiba. Çok ikonik fotoğraflar var. Çok böyle an fotoğrafları var. İfadenin çok güçlü olduğu fotoğraflar var. Atmosferin çok böyle sizi de içine alacak şekilde etkileyiciyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ama bir taraftan da dediğim gibi yani o şimdiki Martin, yani şimdiki derken uzun dönemdir zaten bu anlamda üretiyor. Hani hem eklektik hem o kiç olma durumunu çok güzel kullanan bir fotoğrafçı. Ama burada da bu parçaları hissediyorsunuz. Yani o bakış açısını hissediyorsunuz. O anlamda benim için bu çalışma da kıymetli bir çalışma. Biraz susayım bakalım. Sen su alabilir miyim? Su. Ekleyebileceğim bir şey var mı? Bu çalışması 1970 ile 1984 arasında yaptığı Bad Weather ve Fair Day çalışmasından oluşuyormuş. Mesela bu şeyde yaptığı çalışmayı ben çok sevmiştim. Farklı ülkelere, coğrafyalara gidip, şehirlere gidip, fotoğraf stüdyolarına girip kendisinin fotoğrafla böyle kendisinin de içinde olduğu fotoğraflar üretiyor. Yani çok eklektik bir taraftan. Bir de yani hani mizah da çok yoğun var. Ama bir taraftan da aslında var olanı da bize olduğu haliyle veriyor. Yani hani bize anlatan o anlamda teşekkür ederim. Ama farklı bir şekilde yine gösteren bir bakış açısı var ve çok hani akıllı ve zekice çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Yine tüketim kültürü üzerine yaptığı o çalışmalar da çok kıymetli ve zengin. Daha önce bakan var mı hiç Parr'ın bu ilk çalışmalarına? O zaman bu da güzel bir şey olmuş, katkı olmuş. Kendimi kutladım. İmzalıydı. Ha imzalıydı değil mi? O evet bir de öyleydi. Vay. Giderken sen şey, bir süreliğini alabilirim. Sonra unutabiliriz. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Ben ona çok katılmıyorum. Hani şimdi Martin Parr demişken hani bu işte postmodernizmle birlikte işte hani yeni bir anlatı biçimi, hani yeni bir şeyin öncüsü, işte fotoğraflama biçiminin öncüsü olarak görülüyor. Yani ben de şöyle düşünüyorum. Yani evet hani modernizm, postmodernizm ya da şu anda içinde yaşadığımız şey neyse metamodernizm mi diyorlar tam şey bilmiyorum ama yani anlatı ya da görme biçimleri canlı bir şey. Hani anlatı da canlı bir şey. Hikaye de bu anlamda yaşayan bir şey. Yani 20. yüzyılda ya da daha önceki zamanlarda yaşamış olan insanların hikayeleştirme biçimi sözlü ya da yazılı olarak
ya da gösterme biçimi elbette ki farklıydı ve biz şu anda başka bir çağda ve başka bir dönemde yaşıyoruz. Dolayısıyla bu hikayeleştirme, gösterme biçimleri de değişiyor. Yani bunun böyle nasıl desem, hani bir postmodernizmle sarsıldık ve işte artık yeni anlatılar, hani yeni şeyler kurmamıza gerek varmış gibi, hani böyle teorik olarak böyle bir şeye ihtiyaç varmış gibi gösterilme şeklini de sevmiyorum ben. Yani bu çok yani geçirdiğimiz sanatsal, kültürel olarak, yaşam olarak, ekonomik olarak evrelerde zaten bu canlı bir şey olduğu için anlatının kendisi de dönüşüyor ve değişiyor. Tabii ki fotoğrafçılar bu anlamda ya da gösteren kişiler, görüntüleyen kişiler ya da işte yazan insanlar, her neyse, yani o kültür enstitüsünün özneleri bu anlamda besleniyorlar entelektüel olarak, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama bu tek başına işte doğrudan bir işte bir teorik bir düşünme biçiminin yansıması olarak görmüyorum. Çünkü hepimiz bir şeyleri yaşıyoruz. İşte farklı farklı modalar çıkıyor, giyiniyoruz. İşte yeme biçimlerimiz değişiyor. Ne bileyim, insanlarla kurduğumuz ilişkiler değişiyor. Ya da nesnelerle kurduğumuz ilişkiler değişiyor. Dolayısıyla bu zaten anlatının kendisine yerleşiyor. Hani teori pratiği belirler değil de karşılıklı ilerleyen bu anlamda bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Hani şöyle gösterildiği için söylüyorum, yani işte bu postmodern fotoğrafçıdır ya da işte bilmem ne, ya da işte bu işte modernizmi temsil eden fotoğrafçıdır. Hayır, ben onu kabul etmiyorum. Yani etmiyorum gerçekten. Yani hani Henri Cartier-Bresson'un fotoğraf çekme biçimi çok etkileyici ve çok güçlü. Bu dönemde de yine çekse çok etkileyici ve güçlü olacağına inanıyorum. Çünkü görüntüyle olan ya da insanlarla olan ilişkilenme biçimi ya da hikayeyle ya da durumla olan ilişkilenme biçimini ben seviyorum. Yani Henri Cartier-Bresson'un sadece fotoğraflarından değerlendiremeyiz ki. Yani sinemayla uğraşıyor, yaptığı işler çok enteresan, birkaç tane işi var. İçinde bulunduğu işler keza öyle, tiyatroyla uğraşıyor. Son dönem zaten fotoğraftan önce çizmeye başlayan, resim yapmaya başlayan bir kişi. Sonrasında fotoğrafı bıraktıktan sonra resme devam ediyor. Dolayısıyla onu bir yere sıkıştırıp bırakmak ne kadar doğru onu bilmiyorum açıkçası. Ya da işte ne bileyim, Picasso üzerine konuşursak onun kaç dönem, bir dönemleri vardı mı? Üç dönem miydi? Kaç dönemdi? Şimdi başlangıç ve sonuna baktığımızda, yani o ilkele doğru giden sürecini biz bir yere, bir kesite mi sıkıştırıp bırakmak durumundayız? Yani onun zamansızlığı ve evrensel dili bence çok çarpıcı. Olan da o zaten. Yani tabii ki onun yaşadığı dönem modernizmin yükseldiği ve ulus devletin öne çıktığı ve bu anlamda kültürlenme, sanatsal etkinliklerinde artık güçlü bir şekilde görünür olduğu ya da sanatçının o anlamda görünür olduğu bir dönem, ama bilmiyorum, yani o kalıplarla konuşuyor olmak ya da onu bir dönemin temsilcisi olarak kabul ediyor olmak bana birazcık saçma geliyor açıkçası. Mesela bu anlamda bağlayayım Alexot'a buradan. Evet, şurayı bir geçelim. Şu muydu? Songbook. Bir kere çok güzel kitaplar tasarlıyor kendisi. Ve burada da bu varmış, ben bunu görmedim, yeni gördüm, çok güzelmiş ve çok güzel de işleri var diyeceğim ama yani onu açıklamam lazım tabii ki. Alexot'u ben çok beğeniyorum, yani fotoğrafçı olarak ya da yine
hep aynı şeylere değiniyorum ama konumuz bu olduğu için değiniyorum arkadaşlar. Yani konusuyla olan ilişkilenme biçimini de çok seviyorum. Daha çok Amerikan kültürü üzerine, yani bu kitaplaştırdığı çalışmalar, hani ya da benim daha çok sevdiğim çalışmalar diyeyim, Amerikan kültürü üzerine yaptığı çalışmalar ve bu anlamda o kültürü gerçekten çok güçlü bir şekilde bize veriyor. Yani Amerikan'ı bireyciliği ya da bir topluma dahil olma durumunu bize mesela Mississippi çalışması var değil mi? Mesela oradaki çalışmalar da çok kuvvetli. Burada da keza öyle. Ve anlatım biçimi de çok böyle coşkulu bir anlatım biçimi var. Yani böyle şey vurucu, çarpıcı bir anlatım biçimi var. Fotoğrafları o anlamda çok kuvvetli ve güçlü. Ve doğrudan sizi konusuna çeken, anlatmak istediği yerlerde dolaştıran bir sunma biçimi var fotoğrafları. O anlamda çok çok seviyorum. Bakış açısı çok güçlü. Çok zengin bir bakış açısı var. Ve fotoğrafçı olarak derdi de olan. Ya, gerçi bu arada bu biraz önce paylaştım her bir fotoğrafçının için Auguste Sander'i bilemem de yani hani bildiğim kadarıyla yani diğer fotoğrafçıların derdi olan fotoğrafçılar. Yani kendiyle derdi var, yaşadığı çağla, toplumla derdi olan fotoğrafçılar. Alexot da onlardan bir tanesi. Bu çalışmada da beni etkileyen tarafı şu oldu. Hatta böyle bir şeyden bahsedeyim de bunu ne zaman yapmış. Bu 2012 ile 2014 arası yaptığı bir çalışma. Ve Amerika'nın farklı işte şehirlerinde New York'tan Silikon Vadisi'ne kadar farklı farklı yerlerde gitmiş oldu işte danslar, dans gösterileri, festivaller, toplantılar, etkinlikler orada çekmiş oldu. Yüzlerce fotoğraftan oluşturduğu bir seçki bu. Burada da temel derdi aslında ya da şöyle bir yaklaşım var konuya. Foto muhabir olarak yaklaşıyor. Yani aslında öyle bir görevi yok. Foto muhabir kimliği üzerinden bu konularla bu etkinliklere gidiyor. Haber fotoğrafı olarak demeye çalışıyorum yani çekmeye başlıyor. Yani başlıyor derken böyle yaklaşıyor. Bir muhabir bu insanları nasıl görüntüler noktasında yaklaşıyor ama kritik olan şey bunu haber niteliğinden çıkarıyor fotoğrafları. Ve bizi şunla baş başa bırakıyor. Yani bu insanlar, yani bir komünite olarak bu insanlar kökleriyle nasıl ilişkileniyor hala? Nasıl bir topluluğun bir parçasılar, parçası oluyorlar? Gelenek ve şimdiyle nasıl bir ilişki kuruyorlar? Özellikle bu sanal dünyada, yani iletişim biçimleriyle birlikte yani, hani dijital iletişim biçimleri, online iletişim biçimlerinin dışında kalarak, sosyal olarak yüz yüze nasıl ilişkileniyorlar, buna bakıyor. Ama bir foto muhabir edasıyla yaklaşıyor. Bir taraftan da dediğim gibi fotoğrafı haber olma niteliğinden arındırarak yaklaşıyor fotoğrafa, görüntülere. Bu şey beni çok böyle etkiliyor. Yani fotoğrafçının en başında nasıl davranması gerektiği, konuya nasıl yaklaşması gerektiği, en azından öyle bir ön bilgisinin olması, çalışmak istediği konuya dair fikri düzeyde ya da ne bileyim işte o konuyla ilişkilenme noktasında yaklaşımını belirliyor olması, bilinçli bir şekilde konuya yaklaşması beni çok etkileyen bir şey. Yani çünkü o zaman bir şey ortaya çıkıyor. O zaman anlatmak istediğiniz şeye daha da yaklaşıyorsunuz, yakınlaşıyorsunuz. Çünkü sonuçta şimdiye kadar baktığımız fotoğrafların içerisinde insanlar vardı. İnsanları fotoğraflıyoruz. Olayların içerisindeki insanları, durumların içerisindeki insanları fotoğraflıyoruz.
fotoğraflarını çekiyoruz. Peki dolayısıyla bir iletişim var, yüz yüze bir iletişim var. O insanların geldikleri ya da var olma biçimlerini, altyapısına baktığınız zaman bir kültürleri var, ne bileyim sosyal ekonomik olarak bir varoluşları var, politik olarak varoluşları var. Peki ben dışarıdan gelen birisi olarak buna nasıl yaklaşacağım, nasıl iletişim kuracağım? Ona bakıyor olması bu fotoğrafçıların, sadece bir fotoğrafçı olarak değil de yani teknik becerisi olan, tekniğe hakim olan birisi değil de aynı zamanda bunun üzerine düşünen, fikir üreten birisi olarak yaklaşması, ya bu anlamda kapasitesini geliştirmesi beni etkileyen durumlar. Dolayısıyla o yüzden de Aleksot'u en sona bıraktım ve bunu seçtim. Bu da umarım güzel bir yer tutar burada. Bitti. Bütçeni açmadan Hiç fark etmedim, kendi kendine geldi. Ama bütçemi aşmadım. Bütçenin sınırlarında bazı kitaplar çok pahalıydı ama ısrar ettim ben bunu istiyorum diye. Özellikle o imzalı edisyonlu kitap. Ben de çok görmek istiyordum bu kitapları. Hani görmemiştim. Hatta daha oturup bakacağım ben kendim. Ayrı biraz daha yoğunlaşarak. O anlamda benim için çok çok iyi oldu. Hem burada K'da bulunuyor olma, hem sizlerle böyle karşı karşıya gelmiş olmak benim için çok güzel bir şey. Çünkü daha önce sanırım 5-6 yıl önce değil mi yine K'da bir etkinlik yapmıştık. Evet, evet. Onun üzerine bir çalışma yapmıştık. Uzun bir aradan sonra tekrar burada olmak, yani ben genelde buradayım da hani burada bir etkinliğin bir parçası olmak beni çok mutlu etti. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Varsa sorunuz ya da eklemek istediğiniz bir şey ya da bu seçkiye dair neden bu dilde şu oldu, ne biçim kitap seçmişsin demek isteyenler varsa eleştiriye açık olduğumu belirteyim. Sanırım yok. O zaman teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.